Araç muayene ücretlerinin fazlalığı son günlerde sosyal medya üzerinden vatandaşların büyük tepkisine neden olmuştu. 15 dakikalık bir işlem için alınan ücretin fazla olduğundan yakınan vatandaşlar bu ücretlerin düşürülmesini istemişti. Biz de Niğdeli vatandaşlara araç muayene ücretini sorduk. Bakın ne cevapları aldık. Araba muayene ücretleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Araba muayene ücretleri 10 dakikalık bir muayene için 343 lira sanırım. Astronomik bir rakam. Yani 10 dakikalık bir ücret artı 80 TL'de egzoz muayenesi var. Fazla olduğunu düşünüyorum. Sonuçta tamamen bu özel bir kurum. Devlete giden bir ücret değil. 10 dakikalık bir muayene ücreti için oldukça çok astronomik. Muayene ücretleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Muayene ücretleri çok yüksek, aşırı yüksek. Yani yarım saat dahi hizmet verilmiyor, 400 lira civarında para alınıyor. Tabii bunun ne kadarı vergi, ne kadarı şeye gidiyor, muayene yapan firmaya gidiyor onu bilmiyorum ama oldukça yüksek. Muayene ücretleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Vallahi fazla ödemediğimizi şey yapmıyorum. Yani alınan ücret makul, eskiye göre iyi yani, çok iyi yani. Muayene ücretleri hakkında ne düşünüyorsunuz? İlla ki çok fazla olduğunu düşünüyorum. 3 tane aracım var. 15 dakikalık bir işlem için hiçbir tamirat olay yok. Fazla olduğunu düşünüyorum. Yani düzenleme getirilmeli. Özel sektöre çok büyük bir rant oluşturuyor. Milyar dolarlarca çünkü devlet bundan para kazanıyor ama halkı da çok muzdarip ediyor. Muayene ücretleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Vallahi yüksek buluyorum fiyatları. Yapılan hizmete göre çok yüksek. Yani fiyatların düşürülmesini istiyoruz. Zaten ortam da belli. Pandemiden dolayı işler iyi değil. Yani bir de taksici esnaf olduğumuz için biz düşmesini istiyoruz yani. Araba muayene ücreti hakkında ne düşünüyorsunuz? Herhangi bir vergi gibi düşünüyorum. Mesela nasıl ev vergisi, emlak vergisi ödüyorsak o da bir araba vergisi gibi düşünüyorum. Zaten muayene ücretini orada biz yaptırıyoruz. Daha doğrusu araba muayeneden geçmeyince zaten tekrar geri gidiyoruz. Yani herhangi bir sıkıntı olduğunu düşünmüyorum. Devletimizin de alacağını, almasının da hakkı olduğunu düşünüyorum.